duyguyu, o duyguya çok güzel giriyor. Sivas Türküsü. Ama bir cümle var ki böyle yutkunamıyoruz. Özür dilerim öykü. Evet. Hani içinde bir cümle var. Kefensiz kalacak ölümüz bizim diyor ya. Evet. Orada artık yutkunamıyoruz memleket olarak. Çünkü bazen hani bir top kefenle gideceksin diyorlar ya. Onu bulamadığımız durumlar da oluyor. Birbirimizi sevelim. %100. Evet. Bir ve beraber olalım. Dünya kimseye kalmıyor. Bazen o kefen de olmuyor. Evet. Teşekkür ederim böyle güzel bir türküyü güzel seçtiğin için. Ben teşekkür ederim. Sivas yöremize ait şahane bir türkü. Türkülerin çağı yok. Acılar dün de aynıydı. Bugün de yaşanabilir. Yaşıyoruz. Gelecekte de yaşanabilir. Kesinlikle. Memleketimizi Rabbim esirgesin. Amin. Evet Cengiz Hocam. Evet güzel bir performanstı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet sen de kontrollü okudun. Şöyle hocam. Çok dikkatliler geçen bugün. Geçen haftalarda siz demiştiniz bana çok aşırı sert okuyorsun ve namelerini... Yok yok yumuşak bir okuyuştun. Evet bu kez daha çok dikkat etmek yani. İstedim. O arada diğer her yerde yaptığın o hançereleri de yapmadın. Gayet güzel olmuş. Bir de hocam bu eser sevgili yapımcımız Furkan Bey'in büyük dedesine aitmiş. Oo. Evet. Onun isteği üzerine okudum. Buradan kendisine de sevgiler. Saygıyla, minnetle anıyoruz. Evet. Evet. Tabii tamam. Kendisini. Evet. Canımız Furkan'ımız. Şimdi bu türküleri söylerken hecelerin geç bırakılması gibi bir şeyler oluyor. Mesela aslında tam zamanında geldiği zaman o hece bizim değil de bizim gibi okusak. Konuşurmuş gibi. Konuşurmuş gibi. Bizim. Bir de geç söyleme şeyleri var yani ikinci özellikle heceleri. Mesela bir diyor onu tam zamanında yapmıyor da gecikmeli okuyarak sanki böyle prozo bir... Yani sahne okuyuşu derler ya buna. Hani sahnede öyle yapabilirsin. Hani onlar da olmasa bence çok güzel bir performanstı. Akordum da çok iyiydi. Güzeldi, teşekkür çok ederim süperdi. Hocam. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Güzeldi. Ben de şey eklemek isterim sadece. Yani sert söylemek derken o kelimeleri yutmak anlamına gelmiyor. Yani tabii. Kelime mesela sonra? Bazı kelimeleri yuvarladın sanki. Yani sanki tam anlamıyla kelimeyi artikülasyon olarak yani kelimeleri söylediğinde o sertmiş gibi geliyor belki sana daha önceki yorumlardan. Ama aslında sertlik o değil. Yani yine kelimeleri layıkıyla hani artiküle edip söylemek. Ama biraz o çekingenliği ben de hissettim. Çünkü senin nasıl söylediğini biliyoruz şekerim. Kontrollü gidişi hissettim. Çekme kendini. Biraz daha böyle o kelimeleri yutmadan olabilirdi. Aysun Hocam. Ama duygun muhteşem. Ya ben Mert'in sesini çok beğeniyorum. Türkü sesi. Hani bazı türküler vardır böyle tütsülü türküler deriz ya toprak yani, kokar. Vuruyor yani o onları beni hiç etkilemiyor. Bence Mert'in çok duygusu, güzel. Duygusu evet, ne okursan oku evet. Mutlaka bir yakıcı etkin var. Teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten. Alkışlıyoruz o zaman Mergül Paltay'ı. Teşekkür ederiz Mert'in.